Mustafa Balta Madencilik Kulis Ankara programını sunar. Efendim merhabalar. Kulis Ankara'da birlikteyiz. Önemli ve özel bir konuğu ağırlıyoruz. Saadet Partisi eski genel başkanı, Türkiye'nin tanınmış hukukçularından Profesör Doktor Mustafa Kamalak bizimle beraber. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sizlere de afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Tabii siz daha çok hem siyasi hem de hukukçu kimliğiyle tanınıyorsunuz ama daha önceki programda da söylemiştik. Aslında alanında yetkin bir iktisat profesörüsünüz, aynı zamanda maliye profesörüsünüz. Bugünlerde Türkiye'nin de en çok konuştuğu konulardan biri doğal olarak maliye, iktisat, finans. Yani bu akşam dilimiz döndüğünce, süremiz yettiğince hukuktan siyasete, dolardan faize, Nas'tan ayetlere birçok başlığı konuşmaya çalışacağız. Birçok başlığa dilimiz döndüğünce, dediğim gibi vaktimiz yettiğince değinmeye çalışacağız. Ama şununla başlamak istiyorum. Aslında bu hafta ilginç bir haber düştü. Onunla ilgili biraz hikayesini dinleyerek başlamak istiyorum. Şöyle bir şey yansıdı basına. Akit gazetesi sizi FETÖ'cülükle suçluyor. Siz bunun üzerine bir dava açıyorsunuz. 3 kuruşluk bir dava açıyorsunuz. Ve mahkum oluyor. Özetle böyle tabii. Biraz hikayesi nedir bu? Hakikaten hikayesi nedir? Biraz oradan başlayalım. Efendim, şimdi hakkı savunmak Müslümanların ana gayesi olmalıdır. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Ben çocukluğumdan beri hep bu düsturu kendim için bir ilke olarak kabul ettim. Biz netice itibariyle Necip Fazıl'ın şiirleriyle, merhum Akif'in şiirleriyle, Karakoçların şiirleriyle büyümüş, yetişmiş insanlarız. Mesela ki şairlerin bol olduğu bir toprak, ümit olduğu bir toprak. Evet, Maraş. Maraş. Mesela merhum Akif der ki, kanayan bir yara gördün mü, yanar tac yerim. Onu kaldırmak için tekme yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Genel başkan iken, basın toplantısı sonrasında basın mensupları sormuşlar. Sormuş. Efendim, şu dershanelerle ilgili uygulamaları nasıl buluyorsunuz diye. Ben demişim ki, bugünkü kanaatim de o. Dershaneleri belli bir kişi, belli bir grup veya belli bir cemaate mal etmek doğru değildir. Dershaneler devletin milli eğitimdeki bozukluğun halka yansımış biçimidir. Eğer devlet milli eğitimini gerçekten tam düzgün yürütse, aileler deli mi ki yemeyip içmeyip dişinden tırnağından artırarak dershane patronlara para yetiştirsin. Belki hatırlayacaksınız, genel başkan iken de milli eğitimi eleştiriyordum. Bu teröristler falan dediğiniz var ya diyordum. Bunlar sizin okuttuğunuz çocuklardır. Tamam mı? Ey Milli Eğitim Bakanı, ey devlet, bugün de söylüyorum. Senin milli eğitimin başına milli sıfatını getirmekle milli olmaz. Senin milli eğitimin ancak milli piyango kadar millidir. Defalarca söyledim. Efendim, buradan hareketle benim FETÖ'yü desteklediğime dair izlenim elde edim, izlenim. Sonra başka bir toplantıda sormuşlar, hani şirketlere kayyumlar atanıyordu falan filan. Ben bir hukukçu olarak... Bu Akit'in yaptığı haberi anlatıyor, yazıyı tabii anlatıyor. Tabii oraya geliyorum şimdi. Oraya geliyorum.
izlenimden. İzlenim, şimdi iddianamedeki şey bu, bunu üzerine aşılıyor. Buradan izlenim elde edilmiş. Yani Fethullah Gülen grubunu desteklediği yolunda izlenim, evet. Bir izlenim. Efendim işte şirketlere falan kayyımlar atanıyordu ya, o sormuş. Ben demişim ki bu anayasaya aykırıdır. Anayasanın 35. maddesine, mülkiyet hakkı ilkesine aykırıdır. Tamam. Sormuşlar işte yandaş medya falan, ne yani teröristlere yardım eden şirketler varlığını mı sürdürsün? Dediğinde ben demişim ki efendim elbette teröristi destekleyen yok. Varsa böyle bir şey, buna mahkeme karar vermelidir. Siyasi otorite değil. Kanaatle adalet olmaz diyorsun. Nitekim bizler hukukçu olarak biliriz ya, 27 Mayıs darbesinden sonra 105 sayılı kanun çıkarılmıştır. Orada efendim dördüncü nesline kadar, dördüncü kuşağa kadar sürgüne tabi tutuyor. Ortada suç yok. Tamam mı? Mesela ilçelerde kaymakam bir rapor tutuyor. Falan kişi burada etkindir diyor. Etkin de ne yapıyor ya? Sözü dinlenen bir zat netice itibariyle. Biz tabii ki üniversitede sanırım üçüncü sınıftaydık. Efendim Muammer Aksoy profesör bizim ders hocamızdı. 105 sayılı kanunu inceleyiniz bakalım dedi. Ödev gibi verdi. Gelecek ders tartışalım diye. Ben inceledim. Dördüncü nesle kadar sürüyor. Dördüncü nesil dahil. Sürgün. Sürgün. O zaman sürgün yürürlükteymiş. Nasıl sürülüyor? İlçelerde kaymakam rapor tutuyor. Valiliğe bildiriyor. Valilik İçişleri Bakanlığı'na bildiriyor. Bakanlık İçişleri Bakanlığı Bakanlar Kurulu'na getiriyor. Karar alıyor. Sürüyor dördüncü nesle kadar. Ben dedim ki yani hukukun evrensel prensibidir. Suç ve ceza şahsidir. Burada suç yok diyor. Muammer Aksoy suç yok. Suç yoksa ceza da olmamalı. Efendim bu kişi mal varlığını kötüye kullanıyorsa bir şekilde yine mahkeme kararıyla müsaade edilebilir. Efendim öyle de değil de itibarlı bir zatsa, sözü dinlenen bir kişiyse, devletin görevi de zaten itibarlı vatandaş yetiştirmek olmalı. Bütün bunlara rağmen şu veya bu sebeple kişi sürülecekse dördüncü nesil beşikteki yavrunun ne suçu var dediğimde karşı gruptan bir arkadaş kalktı. Hacımla kalktı hem de ya. Dedi ki efendim dedi kamalığa katılmamız mümkün değil. 14. nesle kadar da sürülmeli diye. Elde böyle yapıyor. Tekrar bana döndü hoca. Hocam benim söyleyecek sözüm kalmadı dedim. Ne söyleyebilirim ki? Bitti söz. Şimdi bundan ötesi artık şimdi tabii, ne bilimsel, ne söyleyeceğim, ne vicdani, yani, ne hukuki. Ne vicdani, ne hukuki, ne insani, ne İslami. Bitti söz. Şimdi burada da dedim ki bakın bu bana aşağı yukarı 105 sayılı kanunu hatırlatıyor dedim. Orada da böyle olmuştu. Ha ben tabii o kanunun iptal edildiğini bilmiyordum bu konuşmaları yaparken üniversite sıralarında. Şimdi daha acı bir durum. Anayasa hukukçusu Muammer Aksoy dedi ki evet dedi yazık ki Anayasa Mahkemesi kamalak görüşünde karar kıldı dedi. Profesör, evet. Yani ona yani çok da değişen bir şey olmamış öyle anlıyorum yani dediklerinizden. Hayıflandı daha hayıflandı ama ben çok daha fazla hayıflandım. Evet. Tamam. Bir anayasa hukukçusu, anayasa hukuku profesörü neticede Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Buna hayıflanıyor. 61 Anayasası bu kanunu güvence altına almalıydı diyor. Şimdi dedim ki bakın anayasanın 35. maddesi gayet açık. Darbe ürünü dediğimiz bir anayasa bile mülkiyet hakkını efendim himayeye almıştır. Bu da öyle. Buradan da izlenim elde edilmiş. Yani o sorulara verdiğiniz cevaplardan FETÖ'ye destek daha verdiğiniz. Daha önemlisi başka bir toplantıyı mütakiben yine basın mensupları sormuşlar. Fethullah Gülen'in silahlı terör örgütü lideri olduğuna inanıyor musun diye. Sanıyorum BAM teli de burada şey yapıyor. Akit buradan yükleniyor. Ben demişim ki ben yıllardır üniversitede hocalık yaptım. Çeşitli görevlerde bulundum.
üniversitede dekanlık yaptım. Çevremde o camiye mensup bir sürü tanıdık arkadaş vardı. Hiçbirinin elinde silah görmedim. Fethullah Gülen için şu örgüt lideri diyebilirsiniz, bu örgüt lideri diyebilirsiniz. Ama bana soruyorsanız silahlı terör örgüt lideri, buna katılamıyorum çünkü hiçbirinin elinde silah görmedim. Mahkemede de bunu söyledim. Ama bunları söylediğinizde 15 Temmuz darbesi de olmamıştı o zaman. Olmamış tabii canım. 15 Temmuz tabii, darbesi olmamıştı. Çok öncesinde, evet. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Akit bak kamalak dedi. Bak adamlar silahlıymış. Ben diyorum ki ya Cumhurbaşkanı 5 tane yaver ver. 5 de silahlı. Sayın Cumhurbaşkanı yanındaki insanların o camiye mensup olduğunu bilmiyorsa bunların silahını da mı görmüyordu? Bunlara bana alındı diye aldı. Zaten ya bu kadar istihbarata şeye rağmen bir onlar bilmezken. Devletin başı jandarma ona bağlı, şu bağlı ve ona falan falan. Neticede tabii çeşitli, bir de şunu söylemiştim o daha önce. Diyor ki legal görünümlü illegal kuruluşlar. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bu devlet lisanı olamaz. Devlet panik yaratmaz. Panik oluşturmaz. Devlet suçun üstüne gider. Suçluyu yakalar. Ama ortamı germeden. Legal görünüm altında illegal davranan varsa yakalarsın onu. Ben demişim ki bu kabul edilemez bir durum. Tamam mı? Yani orada bilerek kullandım. Bu ifade 28 Şubat sürecinde daha onurlu bir ifade değildir. Akit oraya da takmış tabii. Oraya da takmış. Eleştiri, eleştiri, eleştiri. Çok özür dilerim efendim. Bir teknik arkadaşlar uyarıyorlardı. Çok özür dilerim, akışı bozdum ama. Bir daha söyler misiniz? Çok özür diliyorum. Mikrofonu az yukarıya alabilir miyiz efendim şeyden? Yukarıya doğru. Şimdi seste problem var mı? Kablo ile ilgili bir sıkıntı var mı? Önemli değil o. Tamam. Peki efendim. Çok özür diliyorum. Biraz mikrofon aşağıda kalmış. Estağfurullah. Şimdi hani biliyorsunuz AK Parti ile ittifak olsun mu olmasın mı falan tartışmaları ortaya çıkmıştı. Merhum Oğuzhan abi ile görüşme falan. Ben orada dedim ki bakın siyasi Türkiye'de siyasi partiler sistemi vardır. Her bir siyasi partinin bir tek genel başkanı vardır. Parti adına söz söyleme yetkisi sadece genel başkana ait. Genel başkanımızın da tutumu belli olduğu için ben buradan işte AK Parti ile ittifaka sıcak bakmadığım mesajı çıkıyordu. Zaten onu da net olarak söyledim. Buradan girdiler. Vebali ağır olanla İttifak yapmak doğru olmaz biçiminde bir cümle vardı orada. Buradan girmiş, buradan işte Ali Akit gazetesini kastediyoruz. Akit gazetesi, evet. Ali İhsan Bey alıyor efendim. Burada tekrar etmeyi edep dışı görürüm orada. Eleştiri değil, hakaret. Yani hakaret. Efendim Tayyip Bey düşmanlığından bahsediyor da asıl şey o değil. Ben kendilerine bir yazı yazdım o zaman. Bütün zamanı buna ayıracak değil mi? Tabii küçük, tabii. Özetle belki. Sayın Ali Kara Hasanoğlu, öncelikle selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Selam tüm müminlere. Efendim 12-2-21 tarihli yazınızı okudum. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Yazınızda Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaptığımı söylüyorsunuz. Ben hiçbir yerde Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmadım. Hatta sıradan bir kişinin adı olmadığından milli görüş nezaketinin bir gereği olarak Tayyip Erdoğan ismini dahi kullanmadım. Mümkün mertebe duruma göre ya Sayın Başbakan veya Sayın Cumhurbaşkanı kelimelerini kullandım. Nereden çıkarıyorsun bu şey falan? Ama diyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanıltıldığı kanaatindeyim ben. Partinin uygulamasını eleştiriyorum. Yanıltıldığı kanaatindeyim. Misalen Suriye konusunda yanıltılmadı mı?
Kendi diyor yanıltıldık diyor. Yanıltılmadı mı? Rus uçağının düşürülmesinde yanıltılmadı mı? Gitti özür diledi. Eğit donat politikası konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile bir olup Suriyeli muhalifleri Konya'da eğitip silahlandırma konusunda yanılmadı mı? Ergenekon balyoz olayları konusunda ben bu davaların savcısıyım derken yanılmadı mı? Barış süreci, demokratik süreç veya Kürt açılımı süreçleri konusunda yanılmadı mı? FETÖ konusunda yanılmadı mı? O da geliyor zaten. Evet. Ya, efendim, Fethullah Gülen konusunda yanıltılmadı mı? Yanıltılmadı ise Sayın Cumhurbaşkanı televizyon kanallarında canlı yayında niçin Allah bizi affetsin, millet bizi affetsin, yanıldık dedi. Tamam mı? Bunu gönderdim. Evet. Buna da uygun. Bu muhtemada bir açıklama istiyoruz. Açıklama getirdi. Almış dalga geçiyor gibi yine. Kamalak'tan açıklama var diyor. Ne diyor açıklama var da ne diyor? Öbür taraftan veli. Bunlardan hiç bahsetmiyor. Bunlardan bahsetmiyor. Yine Tayyip Bey'i düşmanlığında falan filan. Neticede bir arkadaşı oraya şey yapmış. Sayın diyor yazışlar müdürüm neyse işte az bile konuşmuş diyor. Ne bak. Ne yapacağımız bu durumda? Dava. Dava açtık. Dava. Neden 3 kuruş o zaman onu da sorayım. Vallahi, yani çünkü bu iddialar hakikaten çok kolay yapılıyor. Şimdi onu da soracağım ama fotoğraflar, görüşmeler, bütün ya birçok insan kendi sicilini geçmişini unutup bunlara da aslında samimi bir kanaatim ben de ifade etmiş olayım efendim araya girdim ama FETÖ'cü demiyoruz yani bir dönem herkes oradaydı. Bir dönem herkes yanıldı. Ama dönüp bu fotoğrafları, bu şeyleri görmeden kalkıp hiç alakası olmayan insanları bu kadar kolay suçlamak asıl problem değil mi? Efendim şimdi Akit'in manşeti vardı. Efendim Fethullah Gülen'i CHP'den AK Parti kurtardı diye manşeti evet. vardı. O da yanılmış. Yanılabilir. Ama kendisi gibi düşünmeyene taarruz edip ağza alınmayacak biçimde kelimelerle saldırması kabul edilemez. Ha niye 3 kuruşluk şeyine gelince bir takım niye fazla tuttum meblağı diye de eleştiriye uğradım. 1 kuruşluk olmalıydı. Bu da ayrı bir konu. Şimdi biz karşı tarafın... Bu davayı sembolik bir dava oldu oradan yani belli. Yani karşı tarafın nezaket kurallarını ihlal ettiğini, tamam mı? Yaptığı şeyin İslam'la bağdaşmadığını mahkeme kararıyla tescil ettirmek için. Yoksa para, yoksa burada değil. Para yoksa meselesi değil, değil. Peki bu konuyu hızlıca başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa geçeceğiz ama hazır buraya girmişken bu hakikaten FETÖ ile mücadele sizce sağlıklı yürüyor mu? Yani insanların çok kolay suçlandığı işte hatta şöyle söyleyeyim efendim Saadet Partisi siz de uzun süre genel başkanlığını yaptınız. Hakikaten ilginç yani. Siz de kısmen değindiniz. Ergenekon terör örgütü operasyonları yani ETÖ devam ederken ETÖ'cü olmakla suçlandı. Siz de öyle, partiniz de öyle. Sonra bu dönem bitti, herkes yanılmış. FETÖ dönemi başladı. Saadet Partisi FETÖ'cülükle suçlandı. İşte Suriye'ye gittiniz. Yani işte iktidar 60-65 defa o zamanki rakamları hatırlamaya çalışıyorum. Gitmiş kimse onlara Esatçı demedi. Siz bir kere gittiniz bir başlık açacağım ona da. Esatçılıkla suçlandınız. Hakikaten nasıl buluyor? Buna psikolojik olarak diyeyim ya da böyle bir ruh olarak dayanmak çok kolay mı? Hakikaten bu kadar haksız ithamlara muhatap kalmak. Yok insan kendisinden emin ise tuttuğu yolun doğru olduğuna güveniyorsa kim ne derse desin emin adımlarla ilerler. Ben üniversitedeyken tek başıma boykot kırmıştım. Tek başıma. Niye? Boykot var. Tabii boykotu kırarken de bir tehdit altındayız. Ama ben şunu söylemiştim. Ben buraya okumak için geldim. Annem babam bana harçlık gönderiyor. Çocuğumuz okusun diye.
Bu durumda benim derslere girmem, sınavlara girmem hem hakkım hem de görevimdir. Fikri olan gelsin konuşsun. Şimdi burada ha ne olur o ele dediğiniz gibi ben Suriye'ye gittim, Esedçi ilan edildim. Ki gelinen noktada belki başlık açarız ileride. Açacağız. De. Dış politikaya ayrı başlık bugün, açacağız tabii de. Bugün hakikaten bugün herkesin ETO karşıtı olduğu dönemde ETÖ'cülükle suçlanmak o zaman. Ama ETO bak şunu da söylüyorum ben. Bu çözüm süreci falan yanlış yapıyorsunuz dedim. Yanlış yapıyorsunuz. Hem terörist diyorsunuz hem müzakere oturuyorsunuz. Teröristle müzakere değil mücadele edilir. Ama gün geldi ülkenin belirli bir bölümüne kendiler gidemedi. Biliyorsunuz Cizre'ye ben gittim. Bu sefer de PKK'lı olarak ilan edildim. Ama kim ne derse desin dönüşte sordular nasıl buldunuz falan. Ben şunu dedim. Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Edirne, Van nasıl benim ilimse Şırnak'ta, Cizre'de benim ülkemdir ya. Gitmem lazım. Gitmem lazım. Ve gittim. Hatta yanlış hatırlamıyorsam imza vermek zorunda kaldım. İmza vermek zorunda kaldım tabii. Güvenliğim. Tabii güvenliği sağlamayız dediler. Ben sizden güvenlik istemiyorum dedim. O zaman sorumluluk bana ait diye güvenlik istemiyorum diye yazılı beyanda bulun dediler. O şekilde gittim. Sadece o da değil işte Ergonok'un Belyoz olaylarında ben şunu dedim. Dedim ki ya siz tarih okumuyor musunuz hiç ne olur dedim. Tarih okumuyor musunuz? Bakın bize vakayı hayriye diye anlatılan Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesi aslında vakayı şerriyedir. Gerçekten öyle. Çünkü Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesi bir tabelanın indirilmesi olayı değil. Osmanlı Kara Kuvvetleri'nin imha edilmesidir. 20 bin civarında askerimiz katledilmiş. Kara Kuvvetlerimizi dağıttık. Ne oldu sonra? Bir sene sonra Yunanistan ayaklandı. Bastıracak gücümüz yok. Mısır Hidivi'nden Kavalali Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Bey'den yardım istedi. Merkez. Geldi o da Konya'yı geçti. Kütahya üzerinden İstanbul'a yürüyor. Niye? Bu hanedanlık kaldırılmalı diyor. Bundan sonra Mehmet Ali Kavalali hanedanlığı efendim iktidar olsun diyor. Onu durdurabilmek için Rusya'dan yardım aldık. Tamam mı? Dediler ki devlet ricali efendim 2. Mahmut başta o zaman. Efendim Rusya'dan yardım alınır mı denildiğinde o meşhur tarihi sözü söylüyor. Ne yapalım? Denize düşen yılana sarılır. Gerçekten o yılan da görevini yaptı. Navarin'de 56 gemimizi yaktı. Yani kara kuvvetlerini biz yok etmiştik, imha etmiştik. Deniz kuvvetlerini sonuçlarına de bakıyorsunuz tabii, bir imparatorluğu. Tabii efendim bakıyoruz deniz kuvvetlerimiz de Rusya imha etti. Rusya Akdeniz'e inmek istiyor. Onu durdurabilmek için bu sefer İngiltere'den yardım talep etmek zorunda kaldık. İngiltere'de geldi, o tabii iktisadi açıdan bakıyor. Balta Limanı Anlaşması yapıldı. Efendim Osmanlı İmparatorluğu, koca imparatorluk İngiltere'nin sömürgesi haline geldi. Süreç devam ediyor. Yani demek istediğimiz şey, orada da işte bunu dediğimiz için darbecilerin ikinci ayağı olduk. Orada öyle. Ama gelinen noktaya bir bütün olarak baktığımızda elhamdülillah Saadet Partisi olarak yanlış söylemedik. Hadi yanılmadık da yanıltılmadık da diyorsunuz. Tamam. Tam Balta Limanı ve iktisada böyle yatay bir geçiş yapmış olduk. Hakikaten ilginç oldu. Çünkü girişte de söylediğim gibi siz hep anayasa hukukçuluğu, hukukçu boyutunuzla gündem oluyorsunuz siyasetin dışında ama İki alanda profesörsünüz. Artık toplumun hemen hemen birçok kesimi bunu biliyor. Bu profesörlük, yani çifte profesörsünüz. Hukukun yanında bir de maliye profesörlüğünüz var. Doğru mu? Doğru. İktisat ve maliye. Bugünlerde de hakikaten en çok konuştuğumuz ve bilgiye cevaplanması gereken soruya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Genel bir soru olsun. Ekonomiye de geçmiş olalım. Bu mevcut ekonomik gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne oluyor? Burada siyasi iktidarın kanaatimize zihni iflası söz konusu. Zihnen iflas etmiş durumda. Yazık ki, yazık ki. Bakın Türkiye için, aziz milletimiz için
son derece pahalı olan ürünler paramız pula dönüştüğü için yabancılar için bedava gibi oluyor. Bir bakıma Rusya'nın dağılma sürecinde yaşamış olduğu durumla karşı karşıya gibiyizdir. Yani cebine biraz euro koyan gelip geliyor, sizin en tabii stratejik kurumlarınızı, en değerli varlıklarınızı çok kolay alabiliyor. Alıp götürüyor. Bir tam tersi bir şey var efendim. Yani ben halk diliyle söyleyeyim. Yani bizim alamadığımız, örnek veriyorum, bize yüksek gelen ev bu o kurdaki hareketlilik nedeniyle onun için tam tersine ucuzlamış oluyor. Çok daha kolay alabiliyor. Tabii canım. Hani Rus pazarları falan kurulmuştu ya 90'lı evet yılların başlarında. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Düşün, Sayın Cumhurbaşkanımız bir zamanlar para bir milletin onurudur, namusudur diyordu. Tıpkı bayrak gibi. Tabii. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ha, şu an Türkiye yabancı tüketicileri destekliyor. Tamam mı? Yabancı tüketicileri destekliyor, onları finanse ediyor. Neden? Çünkü yani ürün bedava gidiyor onlara. Yani hani bir reklam vardı bir zaman. Bedavadan birazca pahalı diye. Bedavadan birazca pahalı. O hale doğru geldik. O hal zaten. Adam şimdi yüzüne, cebine 100 avro koysa, tamam mı, arabasını doldurup götürüyor. Nitekim kıyı şehirlerimize, Edirne gibi illerimize biliyorsun akın akın. Evet, evet. Kamyonlarla, evvel özel arabalarla yabancılar geliyor, akşama alacağını alıp gidiyor. Akşam yani alışveriş gidiyor için Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye gelip tabii günlük alışverişini tabii yapıyor. Çünkü çok daha ucuz ülkelerine dönüyorlar. Şimdi 4 lirayken, 5 lirayken hep dış güçler, Türkiye'ye operasyon ama 6-7 oldu, 10 oldu. Şimdi bilmiyorum 14 lira civarında, bazen düşüyor, bazen şey yapıyor. Ama eskisi kadar çok dış güçleri görmüyoruz. Onun yerine yeni bir şey deniyoruz. Deniyor yani. Var mı böyle bir ekonomik model? Yeni bir şey deneniyor olabilir mi hakikaten? Yani keşke olsa. Anlamak hayır için soruyorum. Hayır, hakim olduğum bir alan böyle değil. Mesela Çin modeli falan diyorlar. Çin ekonomisini şöyle inceleyin. 10 yıldan beri Çin'de enflasyon yok. Yatay gidiyor şey. Tamam mı? Bir istikrar var. Baktığımız Türkiye'de akşamki kuruyla geceki kur, sabahki kur farklı. Tamam. Dış güç. Bazı günler var ki efendim 1 lira birden oynuyor. Tabii. 1 lira tabii birden. Tabii. Efendim bakın bunun böyle olacağını kanaatimce Saadet Partisi birkaç yıl önceden söyledi. Mesela Sayın Genel Başkanımız Temel Bey dedi ki şu betona yatırımları durdurun dedi. Durun şu bir yatırımlar ya. O zaman biliyorsunuz o şu anda dış güçlerden falan bahsedenler ne yani dediler. Yatırım durdurulur mu? Çarpıtıyor şeyi. Halbuki evet Sayın Genel Başkanımızın demiş olduğu yatırımları durdurun değil. Ya betona para gömmeyin diyordu. Üretime dönük olmayan. Tabii üretime yatırım dönük. Şimdi bakıyorsun efendim marketlerde gıda ürünleri paket paket satılıyor. Oraya da kota koymuşlar. Görüyoruz. Mutlaka sizler de görmüşsünüz. 2 kilodan fazla alınamaz. Veya 2 paketten fazla alınamaz. Programa girerken efendim hakikaten bu şey önemli. Çok özür dilerim tekrar. 3 paket süt alacakken diyorlar ki 2 paket. Bir market zincir bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da şikayetçi olduğu market zincirlerden birisi. İsmini vermek istemiyorum. 3 paket süt alıyor. Diyor ki 2 paket sınırı var yani. Hı hı. Ne anlayacağız bundan? Efendim yani bakın şimdi enflasyonun bir takım olumsuz etkileri var. Bu alanda bağışlayın. Ben de Cumhurbaşkanı gibi az çok iktisatçıyım. Ekonomist. Kitabınız var mı efendim? Ona göre karar veriyorum. Makalelerim var. Onları. Şimdi enflasyon sadece günlük hayatı değil, ekonomideki temel yatırımları da bozar. Çünkü müteşebbis, yatırımcı yarınların ne getireceğini kestiremediği için sağlıklı yatırım alanlarına yönelmez. Kısa sürede kar sağlayacak olan
kendisinin önünü görebildiği alanlara yöneltir sermayesini. Halbuki kendisi için ferdi bakımdan o avantajlı olabilir. Ama ülke için öyle değil. Ülke enflasyon dönemini geride bırakıp da sükunete kavuştuğu zaman o yatırımları dönüştürmesi lazım. Bu kolay olmaz. Bu bir. Öbür taraftan enflasyon bir bakıma fakirden zengine servet transferi, para aktarımı demektir. Dar gelirli, sabit gelirler ezilir. Fiyat yükseliyor. Hani böyle stokçuluktan falan bahsediyor. Niye? Evet. Niye? Adam onu daha fazla satmak için, daha yüksek fiyattan satmak için. Yani yarın onu alacak olan fakir daha fazla ücret ödeyecek oraya. Belki şu dar zamanda meramı tam anlatamıyorum. Ama özü itibariyle enflasyon fakirin daha bir fakirleşmesi, zenginin daha fazla zenginleşmesine yol açar. Buna bağlı olarak bir takım sosyal huzursuzluklar, sosyal patlamalar olur. İş bununla da kalmaz. İşte ülke genelde bu dövizdeki kur farklılığı münasebetiyle yabancılara hizmet eder hale gelir. Bakın mesela daha önceki yıllarda turistik tesisler önemli ölçüde boş kalırken şimdi yılbaşı için aşağı yukarı bütün turistik tesisler doldu deniliyor. Niye? Çünkü burada aşağı yukarı bedavadan biraz fazla yaşayacak insan. Tamam mı? Evet. Bu, çok daha ucuz. Bu, yurt dışına çıktığınızda da tam tersini tam, Türk vatandaşı. Mesela yine tekrar efendim araya katkı olsun diye giriyorum ama yurt dışına gitmiştik geçen hafta bir program vesilesiyle. Su yani 1 euro orası için 1 lira mesabesinde ama siz doğal olarak Türk lirasına çeviriyorsunuz 16 lira 1 euro. 16 lira dediğinde ya suyu almaktan vazgeçtim yani biz psikolojik olarak 16 lira bir şey suya vermek çok ağır geliyor. Ama oradan baktığında tam tersi Türkiye'de de bedavaya yani. Tabii. Böyle garip bir tabloyla karşı karşıyayız sanki. Maalesef. Hani şimdi de işte yeni bir model falan. Arkadaş siz 20 yıldan beri iktidardaydınız. Daha önce uyguladığınız modellerin bozuk olduğunu, çıkması sokak olduğunu yeni mi fark ettiniz? Eğer öyleyse yeni bir arayışa giriyorsanız. Tamam mı? Gerçi hayır yeni bir model de yok. Keşke olsa. Yok. Öyle bir yeni yok. Model denildikleri bir şey de yok. Şimdi efendim sizin ben onu da soracağım ama son dönemde ekonomi bozuldukça işte bu NAS söylemi ve en son Sayın Cumhurbaşkanı Bakara 155. ayeti okudu ama oraya geçmeden önce sizin ben bir konferansınızda ilginç bir kıyaslamanızı faiz bugünün dolarla birlikte en çok konuştuğumuz başlıklarından birisi. Bir faiz ve zekat kıyaslaması yapmıştınız. Yani İslam ekonomisinin meseleye nasıl yaklaştığını mevcut kapitalist sistemin faiz yaklaşımıyla ekonomiye insanı nasıl yaklaştığını anlatan. Onu bir anlatır mısınız? Hatırladınız bilmiyorum ama faiz ve zekatı kıyaslayan bir... Efendim... Hatta ben şöyle demiştim o sizi dinleyince kendim içimden dedim ya hakikaten bu çok önemli. Keşke İslam ekonomisini bu mantıkla anlatabilsek insanlara diye. Efendim oraya geçmeden şunu ifade edelim. Sistem çeşitli parçalardan oluşur. Bu parçalar arasında bağlar kurulur. Ve bu parçalar da aynı amaca dönük olarak çalışır. Mesela görme sistemi. Evet. Sindirim sistemi, işitme sistemi gibi. Tamam. Şimdi İslam bir sistemdir. Sadece bunlardan birini alıp diğerini dışlayacak olursak o İslami sistem olmaz. Evet. Şimdi iktisadi bakımdan mesela Bakara suresinin 276. ayeti kerimesinde sanıyorum. Orada Cenab-ı Allah buyuruyor ki Allah sadakayı bereketlendirir,
faizi mahveder diyor. Ben ne demek bu dedim. Yani tamam mana böyle de yansıması nedir bunun? Yani ekonomik ifadesi nedir diye. Tamam. Şimdi zekatın zekat nedir? Zekat sadakanın farz olan bölümüdür. Kur'an-ı Kerim'de sadaka çoğul olarak geçer. Zekat tekil olarak geçer. Tamam mı? İşte tekil olarak ifade edilen o kısma biz zekat diyoruz. Bunun temel özelliği, yani zekatın temel özelliği yukarıdan aşağıya doğru akması. Yani zenginden fakire doğru akmasıdır. Bunu haliyle bir takım yansımaları, iktisadi, mali, sosyal sonuçları olacaktır. Bizim İslam'ın bu temel kavramına karşı gelen batıdaki ana kavram faizdir. Faizin temel özelliği de aşağıdan yukarıya doğru akması. Yani fakirden alıp, zengine doğru yönelmesidir. Şimdi tamam, buraya anladık. Peki sadakanın bereketlenmesi ne anlama geliyor? O nasıl bereketlenir? Burada batılı iktisatçıların mantığından hareket ediyorum. Ben ki batıların yetiştirmiş olduğu bu alandaki en ünlü kişi, modern iktisadın kurucusu kabul edilen John Maynard Keynes'tir. 1929 yılında dünyayı kasıp kavuran ekonomik buhran olmuştu. İnsanlar bu buhranla, bu ekonomik krizle, dünya çapındaki bunalımla mücadele etmenin yollarını ararken 1936 yılında John Maynard Keynes para, istihdam ve faiz teorisi diye bir kitap yazdı. O zamana kadarki kuralları reddetmedi ama tersine çevirdi. Yani okların yönünü değiştirdi. O zamana kadar İngiliz profesör Adam Smith'in, ki klasik iktisadın kurucusu olarak kabul edilir ki öyledir de zaten, Milletlerin Zenginliği diye bir kitabı var. Kanaatimce o kitap herhalde dünyada kutsal kitaplardan sonra en çok okunan bir kitaptır. O diyordu ki piyasada, pardon, 3 mekanizma vardır. Görünmeyen bir el vardır. Hükümetler, devletler bu mekanizmayı bozmamalı diyordu. Görünmez ele dokunmamalı. Nedir o? Piyasada 3 sistem var diyordu. 3 pazar var. Bunlardan birisi emek piyasası. Ücret belirler onu diyor. Görünmez el dediği sihirli el değil. Onu ücret belirler diyor. Arz talep. Sermaye piyasası var. Bunu da faiz belirler diyor. Efendim mal piyasası, bunu da fiyat belirler. Devlet buralara karışmamalı diyordu. Bunun için de bütçesi küçük olmalı, denk olmalı. Fazla vermemeli diyordu. Niye? Fazla bir, tamam açık verirse anladık da, fazla verirse sakıncası ne? Çünkü diyor bunun da bir takım olumsuzlukları var, fazla bütçenin fazla vermesinin. Vatandaştan hiç lüzumu yokken fazla vergi alıyor demektir diyor. Yani onun mutluluğunu kısıyor. Çünkü insanın refah seviyesini belirleyen temel unsurlardan biri de harcanabilir gelirdir. Devlet lüzumundan fazla almış oradan, beri de biriktiriyor. Bu ekonomide durgunluğa yol açar diyor. Duruyor burada. Harcansın ki piyasa canlansın. Ha harcarsa diyor bu sefer devlet kötü bir aile reisi gibidir. Efendim nereye ne sarf edeceğini bilmez diyor. Onun elinden fazla öyle hayırlı bir iş çıkmaz diyor. İsraf eder diyor. Halbuki müteşebbis o parayı kazanan kişiler o paranın nerede nasıl değerlendireceğini kötü bir aile reisi durumunda olan devlet babaya nispetle çok daha iyi değerlendirir diyor. Böyle eleştiriyor. Bütçe küçük olma. Keynes diyor ki hayır diyor. Hayır. Onun tam aksini yapmak durumundayız diyor. Bu krizden çıkabilmek için. Nasıl olacak o?
Diyor ki bütçeler mümkün mertebe büyük olmalı. Diyor ki bir hastaya diyor sen bir dirhem şey verdin diyor ilaç veriyorsun tedavi etmez. Tamam mı? Dozajı iyi ayarlayacaksın. Oraya ulaşabilmek için bütçenin geniş hacimli olması lazım diyor. Bu bir. Öbür taraftan devletin diyor piyasaya mutlaka müdahale etmesi lazım diyor. Genes. Tamam mı? Misalen diyor, misalen devletin kriz dönemlerinde diyor, bunalım zamanlarında caddelerde, sokaklarda efendim çukurlar kazdırıp doldurması bile ekonomi için faydalıdır diyor, ülke için. Niye diye soruyoruz. Diyor ki çünkü diyor orada çalışacak olan insanlar dar gelirli insanlar diyor. Bunların devletten almış olduğu 3-5 kuruşluk ücretleri efendim atıl tutmaları, kasalarda saklamaları, efendim yastık altına koymaları mümkün değil diyor. Ha buradan hareket ettiğimizde peki ne olur diyor, misal de veriyor. Siz diyor böyle durumda bir fakire diyor misalen 1.000 lira verseniz diyor, o piyasada 10.000 lira gelir artışına sebep olur diyor. Şimdi biliyorsunuz zekatın sarf edildiği yerlerden birisi de fakir fukaraya verilmesidir. Ha, Keynes aşağı yukarı o işçi benzetmesiyle bizdeki zekatın verilecek olan fakirleri ifade ediyor. Fakirler aldığı parayı yastık altında tutamaz, hemen çarşıya pazara koşar. Onlar da esnaf olduğu için onlar da birbirleriyle alışveriş yapar. Dolayısıyla adeta bir bahçeye verilen su gibi, tamam mı? Ekonomiye can suyu gibi verilir ve diyor ki onu matematiksel olarak formülünde ifade ediyor. Buna hızdan çarpan etkisi diyor. Piyasaya sizin bu şekilde vermiş olduğunuz 1.000 lira piyasada 10.000 liralık etki yapar diyor. 10.000 lira gelir sağlar. O konferansınızdan aklımda kalan. Devam edin efendim. Mesela şu benzetmeniz de aklımda kalmıştı. %0 enflasyon değil. %2, 2.5, 3 enflasyon ekonomik canlılığın belirtisidir. Oradan, İslam'da da zekat miktarının 1/40, 2.5'a, %2.5'a. Şimdi aslında din ayrı, efendim bilim ayrı, akıl ayrı diyenler için burada önemli şeyler var. Keynes diyor ki, şu enflasyon dediğiniz canavar var ya diyor, aslında korkulacak bir şey değil bu diyor. Eğer diyor, terbiye edilmiş bir enflasyonu yakalarsanız diyor, ülke için zararlı değil, faydalı diyor. Ne zaman diyor bunu? 1936'larda diyor ki, Almanya'da o zaman günlük enflasyon %1000'lerde. Günlük enflasyon. İnsanlar valizlerle, efendim çantalarla gidiyorlar alışverişe. Öyle şeyde. Diyoruz ki, üstad ne demek bu ılımlı enflasyon dediğiniz şey nedir diye sorduğumuzda %2'lik, 3'lük enflasyon diyor. %2'lik, 3'lük enflasyon. Faydalıdır diyor. Yani. Faydalıdır diyor. Niye diye soruyoruz. Çünkü diyor, eğer ekonomideki enflasyon sıfır, hele negatif olacak olursa diyor, insanlar harcamaz. Parayı atıl tutar, kasada biriktirir. Ama diyor, onların ifadesine göre insan homo economicus'tur. Yani iktisadi bir varlık diyor, akıl sahibi. Ama %2'lik, 3'lük enflasyon olursa, parasının her sene %2-3 nispetinde eridiğini görür diyor. Akıl sahibi bir insan parasını her sene %2-3'lük nispetinde eritmez diyor. Bakıyoruz şimdi. Keynes İslam'dan habersiz. Soruyoruz. Peki İslam'da faiz oranı, pardon zekat oranı ne? %2.5. %2.5. 40'da bir. Keynes akıl ve bilim yoluyla vahye ulaşıyor ama adeta Christopher Columbus'un Hindistan'a giderken Amerika'ya ayak basması gibi ama vardığı yerin Amerika olduğunu bilmemesi gibi. Geldiği yer aslında vahiydir ama bu da bir nasip meselesi. Devam ediyoruz. Diyor ki Bir iki dakikaya reklama gideceğiz efendim. Tamam. Bir dakika içinde toparlayalım. Yine buradan devam edeceğiz zaten. Tamam. Ekonomi ağırlıklı konuşacağız. Şimdi diyor ki ideal ekonomi nedir?
faiz oranı sıfır olan ekonomidir diyor. Sıfır. Faiz oranı sıfır olan ekonomidir. Niye diye sorduğumuzda, çünkü diyor faiz bir yatırım aracı olduğundan müteşebbislerin yatırım yapabilmesi için faiz oranının üzerinde kar sağlaması lazım diyor. Faiz oranı üzerinde kar getirmeyen alanlar ne olacak? Ülke bazında israf olacaktır diyor. Bunu önleyebilmek için faiz oranının sıfır olması lazım diyor. İdeal ekonomide. Yani enflasyon %2,5 tıpkı zekat gibi. Tabii, %2,3 faiz oranında sıfır. İslam'ın yasakladığı. Yine oradan da şeye geliyor. Yani neden yasaklandı? Şimdi, neden? Bu nasıl oldu? İkinci bölümde onu da soracağım. Bu İslam ekonomisinin kanaatimce Batı ekonomilerine ne kadar üstün olduğunu kendi beyanlarıyla ifade etmektedir. Ha biz şimdi hukuku bırakır, adaleti terk eder, efendim insan haklarını rafa koyar. Sadece gelir de burada nasıl dayanacak olursak bu da kabul edilemez. Şöyle yapalım efendim. İkinci bölümde tam da buradan devam edelim. Yani ekonomi bozuldukça biraz Nas'ın ayetlerin gündeme gelmesini nasıl okumalı? Buradan devam edelim. Hakikaten hepimizi, herkesi, AK Partilisiyle, Saadet Partilisiyle, CHP'lisiyle, HDP'lisiyle, herkesi ilgilendiren bir konu olduğu için bunu biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Efendim, Saadet Partisi eski genel başkanı, aynı zamanda hem anayasa, hukuk hem de iktisat profesörü Mustafa Kamalak'la beraberiz. Kısa bir reklam arası için izin istiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olalım. Efendim, Kulis Ankara'nın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Saadet Partisi eski genel başkanı, hukuk ve iktisat profesörü Profesör Doktor Mustafa Kamalak'la beraberiz. Doğal olarak hepimizin konuştuğu, hepimizi ilgilendiren, hepimizi endişelendiren bir konuyu, doları, faizi, ekonomiyi, hakikaten yeni bir şey mi deneniyor yoksa başka şeyler mi oluyor? Bunları bu sefer hukukçu kimliğinin dışında iktisatçı, maliyeci kimliğiyle anlamaya çalışıyoruz. Efendim izniniz olursa bu bölüme biraz çok tartışma konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Nas çıkışı, Nas var ortada dediği bir konuşma var. Onu dinleyelim, ondan sonra birkaç sorum olacak o konuyla ilgili. Arkadaşlarım verme imkanı olursa Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tartışmayı ateşleyen Nas çıkışı konuşmasını. Şu an tamam hazır olunca haber verin. Biz oradan yine ekrana vermeye çalışırız ama özetle söyleyeyim efendim ben notlarım arasından. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam olmam. Bu görevde olduğum sürece ki 20 yıldır iktidarda faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Ama asıl şey tartışmayı başlatan... Bu konuda Nas ortada. Nas ortadayken sana bana ne oluyor? Buradan başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Birazdan verelim. Hazır olduğunda tekrar veririz. Üzüntüyle karşılıyorum. Hatta kahroluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile bir ortamda olsak şu soruyu sorardım. Sayın Cumhurbaşkanım, bundan fazla değil 7-8 sene kadar önce siz faiz bir dünya gerçeğidir dememiş miydiniz? O zaman yok muydu bu Nas? Yoksa yeni mi geldi bu Nas? Yeni mi geldi? Sayın Cumhurbaşkanım, siz bilirsiniz Kur'an-ı Kerim'de buyurulur ki ey iman edenler, niçin yapmadığınız şeyi söylersiniz? لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmadığın şeyi niye söylersiniz? Sayın Cumhurbaşkanım, siz de bilirsiniz ki Nas dediğimiz şey Allah ve Resulünün emir ve yasak kıldığı şeylerdir. Emir ve yasak. Biliyorsunuz İslam'da delil dört grupta toplanır. Edille-i Şeriye diyorlar buna.
Kitap, sünnet, ecmai ümmet ve kıyası fukaha. Nasıl ortaya koyan? Kitap ve sünnettir. Yani Allah ve Resulü bir konuda emir buyurmuş ise mümin erkeklerle mümin kadınların onun dışında bir tercih hakları olamaz. Doğru. Ama şimdi sen İslam diyarında yaşa, İslam ekonomisini uygulamıyorsun ki. İslam sistemini uygulamıyorsun. Tamam mı? Zina serbest bu ülkede. Nas yok mu? Var. Çok affedersiniz, domuz kasaplık hayvan grubunda o alanda nas yok mu? Var. Ve bu şeyler, misalleri artırmak mümkün. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi ekonomi bir çıkmaza girdiği için mi nas geldi? Yeni mi geldi bu? Ve siz bilmez misiniz ki insanlar için ancak emeğinin, çalıştığının karşılığı vardır. Siz bu alanda böyle giderken insanların emeğini heba ediyorsunuz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanım, sizi Suriye politikasında, çözüm süreci hususunda, Ergonokon Balyoz konularında, Rus uçağını düşürme hususunda nasıl yanılttılarsa burada da kanaatimce aynı şekilde sizi yanıltıyorlar. Hayır. Burada gereksiz, gerekse hiçbir Müslüman nas'a sığınamaz. Tamam. Burada yanlış bir uygulama, yanlış bir politika vardır. Hatırlar mısınız Sayın Cumhurbaşkanım? Bundan 5-6 sene önce Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu Bey sizi uyarmıştı. Demişti ki ölü yatırımlar, bırakın bunlar ölü yatırımdır. Parayı, bu milletin parasını betona gömmeyiniz demişti. Sizi güya destekleyen yandaş medya Temel Bey'e söylemedik söz bırakmadıydı. Sayın Cumhurbaşkanım. Temel Bey, Sayın Genel Başkanımız yatırım yapmayınız demiyordu. Verimli alanlara, verimli alanlara yatırım yapın diyordu. Ha, şu an artık kontrol edemiyorsunuz. Döviz kontrolden çıktı. Piyasaya belki milyarlarca dolar sürüyorsun. 3-5 kuruş iniyor. Tekrar zıplıyor dolar. O da bir çelişki değil mi efendim? Şöyle bir tezle geliyorlar. Yani hakikaten eskiden bunu dış güçlerle 5 lira 6 lira olduğunda dış güçler Türkiye'yi diz çöktürmeye çalışıyor diyorlardı. Şimdi hem bir şey deniyoruz diyorlar hem de bunun bir yeni bir ekonomik model olduğunu söylüyorlar. Ama bir taraftan şöyle bir çelişki var. Yani toplumu şuna ikna etmeye çalışıyorlar. Yani bir taraftan dolar kurunun yükselmesinin işte cari açığı kapatacağı, ihracatı arttıracağı gibi olumlu sonuçlarını gündeme gelirken bir taraftan da müdahale edip düşürmeye çalışıyorlar. Yani bu da bir çelişki değil mi yani? Madem bırakın artsın, 20 lira mı oluyor, 30 bu kadar hani olumlu sonuçları varsa bunun gidebildiği yere kadar gitsin. Çok daha önemlisi faiz konusunda nas var diyor ki orada nas evet. Derken iki S ile yazılır. Onu hazırmış aslında. Öyle verebiliriz mi? Yani. Olur, tamam. Çünkü önemli bir konu hakikaten. Yani dediğiniz tespit de önemliydi. Yani nas varsa sadece bu konularda yok ki. Şimdi mi geldi birden? Çok daha kolay müdahale edilebilecek alanlar var. İşte zihnimde. Ve şu cümleyi de söyleyeyim o zaman bu alanda. Madem ki nas'ı öne getiriyorsun, faizi sıfır diye kanun çıkar o zaman. Yasaklanmış durum mu var? Gücün mü yetmiyor? Haydi farkında değildin 20 yıldan beri. Tamam mı? Şimdi fark ettin. Olur. İnsan yanılabilir, unutmuş olabilir falan. Kanun çıkarıver o zaman. Faiz oranı sıfır değil. Bu zor şey mi? Tamam. Dinleyelim. Ondan sonra yine devam edelim. Tamam. Verme imkanımız var mı? Hazır mı arkadaşlar? Açık net söylüyorum. Arkadaşlar, faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan
faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece değerli arkadaşlar kusura bakmayın. Faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bilmemiz lazım. Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Efendim şey bu, konuşma bu. Siz az önce söylediğiniz gerçekten şu cümle de hafızalarda. Milli Görüş'ten ayrılından ilk dönemlerde faiz bir dünya gerçeğinden bugün nas vurgusuna gelmiş durumdayız. Bu ekonomik verileri bugünkü dille, dini kavramlarla açıklamayı nasıl okuyorsunuz, efendim, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi baskın bir medya, efendim, bilim dışı hareket eden bir iktidar karşısında gerçekleri söylemek de o kadar kolay değil. Bunu ifade edeyim. Şimdi ben bir dünya gerçeği var. Sen burada faizi sıfırladığın takdirde Türkiye'deki ödeme aracı sadece Türk lirası değil. Dolar var. Altın var. Taşınmazlar var. Taşınırlar var. Sermaye oralara kayar. Tamam mı? Dengeyi sağlaman lazım. Tamam mı? Dengeyi sağlaman lazım. Hani ekonomik ödemeler dengesi deniyor. Nedir o ödemeler dengesi? Aldığın ile sattığın birbirine eşit durumda ise ödemeler dengesini sağlıyorsun demektir. Cari ödemeler deniyor. Cari denge. Nedir o? İktisat bilir. Eğer cari olarak sattığınla aldığın günlük mesabede, kısa bir sürede denkse cari dengeden bahsedilir. Şimdi sen burada faizi düşürüyorum diyorsun. Düşür. Sıfırla. Sıfırla. Destekleyelim seni. Eğer buna inanıyorsan kanun çıkar ya. Cumhurbaşkanı olarak kararname çıkarma yetkin var. Tamam mı? Kanuna da lüzum yok. Ki her konuda çıkıyor zaten. Kararname ile faiz yasak dersin, sıfır dersin. Ama diyemezsin. Niye? Neden? Niye? Çünkü ödeme aracı günümüzde maalesef sadece Türk lirası değil. Sen faizi bu şekilde yasakladığın takdirde adam gider dolara gidiyor zaten, onun için gidiyor. Türk lirası faizi düşürdükçe, bunu biliyorum, yarın bir takım gazeteler Kamalak faizi savundu gibi saçma sapan şey söyleyecekler. Ama ben dengeyi yakalaman lazım diyorum. Denge. Çin modelinden bahsediyorlar. Dedim şöyle Çin ekonomisine bir bakın. 10 seneden beri oradaki enflasyon oranı %2 civarında. Bilimsel adeta Keynes'in teorisini uyguluyor. Şey öyle. Şimdi kaldı ki burada ortada muazzam bir çelişki var Sayın Cumhurbaşkanım. Dün sizdiniz ya dünya faiz bir dünya gerçeği diyen. Tamam. Efendim nasıl diyorsunuz tekrar edeyim önemine binaen domuz etini kasaplık hayvan grubuna sokan sizsiniz. Orada nasıl yok mu? Siz beyan ettiniz Avrupa böyle dedi biz kabul ettik zinayı suç olmaktan çıkardık diyen Sayın Cumhurbaşkanım sizdiniz. Bu alanda nas yok mu? Var. İstanbul Sözleşmesi'ni Sayın Cumhurbaşkanım siz kabul ettiniz ya. Tamam, şimdi kaldırdım diyorsunuz, kaldırdınız ama kalkmadı da aslında. Kaldırdım dediniz, tamam İstanbul Sözleşmesi. Kalkmadı. Kalkmadı derken? Ona dayalı olarak çıkarılan kanunlar var. 6284 sayılı kanun. Yani lafzen kalktı, ruhen duruyor. Hayır, fiziken de duruyor zaten. Fiziken de duruyor. Fiziken de duruyor. Efendim, eşcinsellerin yürümesine müsaade etmiyorlarmış. Siz çıkardığınız kanunu uygulamıyorsunuz o zaman. Niye? 6251 sayılı kanunu, lebekete kanunu denilen kanunu siz çıkardınız. 6251 sayılı kanun. Google'a girdiğinizde görürsünüz.
Eşcinseller kanunu. E burada nas yok mu? Var. Yani işinize geldiği biçimde kanaatimce nas'a sarılmak ne size fayda verir, ne insanlığa, ne de bu millete fayda vermez. Mesela. Tam tersine bu şeyleri, kavramları belki tahrip etmiş olur. Bir çelişki de şu mu? Gerçekten ben samimi olduklarına da inanmak istiyorum. Bazı şeylere göre, AK Partililere göre bilerek bu şey yapılıyor. Az önce söylediğimiz gibi yeni bir model deneniyor gibi bir takım varsayımlar, çıkışlar yapılsa da şöyle bir çelişki de var. Gerçekten faizle mücadele ettiğini söyleyen bir cumhurbaşkanı, bir iktidar, bir yönetim ama öbür tarafta Cumhuriyet tarihinin en yüksek faizini ödeyen bir iktidar. Yani hakikaten bizde şaka mı yapıyorlar? Yani 2000 bütçe mecliste 2022'nin bütçesi 240 milyar lira eski parayla 240 katrilyon sadece bir yılda faiz ödeyeceğiz. Böyle mi olur faizle mücadele ya da ne hedefliyorlar? Yani hiçbir hedefleri yok. Şu an kapılmışım bahtımın rüzgarına diyen bir şarkı mı türküm var ya, öyle bir iktisadi kriz dalgası gelmiş, hükümet önünde duramıyor. Tayyip Bey'in karşısına çıkıp da efendim bu politika yanlış diyen de yok. Diyebilen de yok. Diyebilen de yok. Çin modelinden bahsediyor. Hayır, öyle bir model de yok. Keşke uygulasalar. Keşke ne yaptıklarının şuurunda olsalar. Ben herhangi bir model tercih ettiklerini sanmıyorum. En azından bak, madem ki faizi düşürdün, efendim dolar yükseliyor, niye hep müdahale ediyorsun? Neden? Tamam. Bırakınız yükselsin. Bırakırsın o zaman. Değil mi? Bakın düşünün, 6-0'ı bu iktidar attıydı Türk lirasından. Atmakla iyi ettiler. Ama şimdi 1 dolara bakıyorsun yuvarlak 14 lira, bugün ne oldu şu anki durumu bilmiyorum ama bu ne demek? O 6-0 14 milyon Türk lirası. Bir Amerikan doları. Bu kabul edilemez bir durum. Ama iyiyse bırakın diyorum. Faizle gerçekten mücadele ediyorsun kendi içinde tutarlı olabilmek için, bir kararını hemen Sayın Cumhurbaşkanı. Buna gücünüz yeter. Yetkiniz var. Faiz bundan böyle sıfır değil. Hani Karamanoğlu Mehmet Bey'in bir fermanı var biliyorsun. Bundan böyle diyor, dergahta, mecliste, caddede, sokakta Türkçeden başka bir dil konuşulmayacak diyor ya. Öyle çıkarmış bir kanun. Siz ondan daha yetkinsiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Hani sizin için sanıyorum bir dakikalık bir şey ya. Her şey eğer sizin öyleyse kontrolünüzde. Evet, yani tabii bu ekonomiyle ilgili deyince gündemdeki iki önemli başlıktan biri de asgari ücret. Ama ona geçmeden sıcak bir gelişme oldu. Sizin gibi hukukçu, tanınmış bir hukukçu Profesör İzzet Özgenç. Arkadaşlar o tweet'i de getirebilirlerse ekrana, ilginç bir tweet attı. Biraz onu da konuşmak istiyorum. Sıcak bir tartışmanın fitilini de bu tweet ateşledi. Ekrana evet getirelim arkadaşlar. Okuyayım efendim ben size. Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki süre gelen değer kaybı ağır ekonomik bunalım sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir. Yani burada ağır ekonomik bunalım ve olağanüstü halde hem tırnak içinde hem de büyük harflerle yazmış. Yani anladığım, bu ekonomik bunalım gerekçe gösterilerek olağanüstü hal ilan edilebileceğini söylüyor. Bunu da anayasanın 119. maddesine. Siz de bir anayasacısınız. Bazı efendim, kelimeleri söylemek zor oldu. Şunu ifade ederim. Tabii ki bana göre İzzet Bey doğru söylüyor. Yani Türkiye kabul etmek lazım bugün bir ekonomik krizde, hem de ağır bir ekonomik krizde karşı karşıya değil, yaşıyor. Yaşıyor. Yaşıyor bunu. Tamam mı? Ekonomik kriz ilan edilebilir mi?
edilmesi de gerekir diye düşünüyorum. Ama ekonomik kriz sebebiyle olağanüstü ama iktisadi alanda olağanüstü hal ilan edilebilir. Ama edilmese bile Türkiye zaten bu olağanüstü hali yaşıyor. Sadece ekonomik alanında değil, hayatın aşağı yukarı bütün kesimlerinde yaşıyor. Mesela biz mahkemelerde yaşıyoruz. Adalet konusunda yaşıyoruz. Kanaatimce Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunlardan haberi yok. Mesela geçenlerde bir duruşmada diyorum ki vatandaşı savunmak için Sayın Başkan, değerli üyeler, bu vatandaşımız memuriyetten atılmış ama adli sicili tertemiz. Adli sicili tertemiz. Hakkında açılan davadan mahkeme beraat vermiş. Tamam mı? Şu anda hakkında herhangi bir soruşturma yok. Size gelmiş, adalet istiyor, göreve iadesini istiyor bir profesör. Tamam mı? Dedi ki başkan, sayın avukat, biz burada ceza yönünden bakmıyoruz. Dedim İdari ki, yönden. İdari tabii o şey yapıyor. Biz sayın başkan dedim, bak anayasada masumiyet karinesi vardır. Savaş halinde bile anayasanın 115. maddesinin son cümlesi diyor ki hiç kimse hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunmadıkça suçlu sayılamaz diyor. Öbür taraftan anayasanın 38. maddesinin 4. fıkrası da bunu daha bir pekiştiriyor. Orada diyor ki haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmadıkça hiç kimse suçlu sayılamaz diyor. Bu yönüyle de göreve iade edilmesi lazım. Yani idari işlemin iptali gerekir. Ki bu da bir ceza değil mi zaten efendim? Efendim yani, şimdi... Hukuken demiyorum ama efendim, vicdanen diyorum, birisinin işinden edilmesi hiçbir efendim, şimdi, somut gerekçe olmadan. Orada şunu da söyledim. Sayın Başkan, değerli üyeler, buradaki kişi, profesör, 657 sayılı devlet memurları kanuna bağlı temelde, kendi özür dilerim de, 2547 sayılı üniversite kanunu var ama her ikisi bakımından da göreve iade edilmesi lazım. Çünkü hakkında açılmış bir disiplin soruşturması bile yok. Dedik efendim, biz o yönlerden bakmıyoruz. Dedim ki Sayın Başkan, duysun Cumhurbaşkanımız, hükümet duysun, AK Parti'nin milletvekilleri duysun. Şunu söyledim. Sayın Başkan, değerli üyeler, ben o zaman nasıl bir savunma yapacağım? Anayasa sizi ilgilendirmiyor. Konuya ceza kanunu açısından yaklaşmıyorsunuz. 657 sayılı devlet memurları kanunu yönünde de bakmıyorsunuz. Ben nasıl bir savunma yapacağım o zaman? Müvekkilin boyuna bosuna mı bakayım? Ağırlığı yönünden mi değerlendireceğim? Siz söyleyin, litre yönünden mi? Metre yönünden mi? Kilogram açısından mı? Ölçü ne? Neyi savunacağım ben? Bir ölçü olsun ki bir ölçü göre verin, tamam mı? Bir ölçü verin. Maalesef sonuç davanın reddine. Bir profesör bu. Hakkında bak ceza davası açılmış, beraat vermiş mahkeme. Tamam mı? İdare, sicili temiz. Sicili temiz. Adli sicili temiz. Arşiv kaydı yok. Hakkında açılmış bir disiplin soruşturması yok. Ama üniversiteden atılmış. Tamam mı? Atılmış. Duysun Sayın Cumhurbaşkanım, burada yanıltıldığı kanaatindeyim. Tıpkı bu aralarında olduğu gibi. Yani olağanüstü... Şimdi arkadaşlar bir özür dilerim efendim. Bir bilgi veriyorlar da ben de bence bu da önemli. Doğru mu anladım arkadaşlar? Yanlış söylersem beni uyarın. İzzet Özgenç bu tweet'i silmiş ve özür mü dilemiş? Silmiş değil, evet. Ülkemizin ekonomisine zarar verdiysem bu tweetle milletimizden özür diliyorum diye bir açıklama yapmış. Tweet'i silme yok. Hı hı. Ama bu tweet'in ülkemize, milletimize, ekonomiye zarar vermesine neden olduysam özür dilerim diye bir açıklama yapma ihtiyacı duymuş. Bu bilgiyi de arkadaşlar şimdi ilettiler de
O yüzden paylaşma ihtiyacı duydum efendim. Fakat bunun tartışma konusu olmasının nedenlerinden birisi de aslında ben de çok konuşmayı doğru bulmadığım bir konu. Yani bir buhran o hal üzerinden seçimleri de bir yandan konuşuyor Türkiye. Böyle bir endişeyi size taşır mısınız? Yani bunu bir o halden sonra seçim erteleme. O yüzden o madde 119 önemli. Bakın, ne diyor? Böyle bir olağanüstü hal. Yani biz bir ekonomik buhran yaşıyoruz, bunalım yaşıyoruz, ekonomik savaş veriyoruz deyip bu seçimleri erteleme yöne gidebilir mi iktidar? Bunun anayasada bir karşılığı var mı? Efendim, seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler anayasa madde 78'de düzenlenmiştir. Olağanüstü hal teknik anlamda 119. Madde kapsamında seçimlerin ertelenmesine, geriye bırakılmasına sebep olmaz. Savaş hali, o da tabii ki bir olağanüstü yani hal. Yani o hal ilan edilmiş olsa bile seçimlerin ertelenmesi için anayasaya göre bir gerekçe sayılamadır. Onu bir de almak istiyorum. Bu, şu da olabilir tabii ki. Savaş da olağanüstü halin üstünde bir olağanüstü hal. Tamam mı? Savaş hali hariç. Tamam mı? Yani olağanüstü halden savaş durumu anlaşılacak olursa o seçimlerin ertelenmesi için bir sebep olabilir. Ama yani burada şunu diyemezler, biz bir ekonomik savaş veriyoruz, o da bir hayır, savaş. Hayır, ona dayanarak. Dış güçler operasyon yapmaya çalışıyor, efendim, buna karşı bir ekonomik savaş veriyoruz. Hayır, hayır, buradan savaş şu olmaz. Anayasa buna fırsat vermiyor. Vermez, buna vermez. Kaldı ki. Madde 119 ne diyor efendim? Madde 119 yani ağır siz... ekonomik krizler sebebiyle hükümet olağanüstü hal ilan edebilir. Yani... ne olacak orada? İşçi, memuru, emekli, dar gelirli vesaireyi efendim mağdur etmeyecek tedbirlere başvurabilir. Yani doğru, doğru anladım mı? Madde 119'a göre evet, bu ekonomik krizi gerekçe gösterip iktidar o hal ilan edebilir. Edebilir. Ama bu ilan ettiği o hal seçimin ertelenmesine sebep, gerekçe yapılamaz. Sebep yapılamaz. Yapılamaz. Tamam. Madde ikinci 78. Doğru. Yani bunda o zaman çok konuşmaya gerek yok. Hı hı. Öyle. Bunu çok dillendirmeye de gerek yok belki. Çünkü çok konuşuluyor bu tür şeyler efendim. Zaten İzzet Özgenç de yani biraz ben bunu şeye de bağlıyorum. Hakikaten Türkiye'nin içinde bulunduğu ortama da bağlıyorum. Belki bir hukukçu olarak kendi ilmi birikimini bu şekilde paylaşmak istemiş olabilir ama oluşturduğu tartışma nedeniyle kişisel kanaatim muhtemelen bir endişeye kapıldı. Türkiye'de endişelenmemek için hiçbir neden yok. O şunu da ifade edelim. İzzet Bey, Sayın Özgenç tanıyorsunuz. Sıradan bir hukukçu değil. Ceza hukuku alanında yetkin bir kişidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sanıyorum bu ceza kanunlarının değiştirilmesinde onun görüşlerine müracaat edilmişti. Komisyonları da çağrıldı. Orada danışmanlık hizmeti de verdi sanıyorum. Yani ciddi bir hukukçu. Ceza kitabı da sanıyorum Gazi Yayınları, Gazi Üniversitesi Yayınları arasında sanıyorum 8-10 baskı yaptı. Belki daha fazla son baskılarıyla. Ciddi bir hukukçu yani. Evet. Bir şey diyorsa da dikkate almak lazım diyorsunuz. Tabii. Evet. O hal. Siz bekliyor musunuz hem iktisatçı hem hukukçu olarak bir OHAL hakikaten bekliyor musunuz? Ekonomik OHAL seçimlerden bağımsız soruyorum. Zaten OHAL'i yaşıyor Türkiye şu an. Yaşıyor da iktidarın, milletin yaşadığı OHAL'le orada biraz ayrışıyorsunuz. Belki iktidarın istediği OHAL aynı şey değil gibi. Yani anayasal anlamda OHAL ilan ettik deme cesaretini gösteremez diye düşünüyorum. Çünkü yeni iş başına gelmiş bir iktidarla karşı karşıya değiliz ki. Kim o zaman bu ülkeye bu hale kim getirdi o zaman? Neye karşı olağanüstü hal ilan ediyorsun? Bunun siyasi sonuçları olur diyorsun. Tabii canım. Ben onun için cesaret edemez diyorum. Bir takım sıkı tedbirlere başvurması lazım. O tedbirleri alır belki gene hükümet olarak alır ama olağanüstü hal ilan ettim diyerek o yola girmez diye düşünüyorum. Cesaret edemez. Anladım efendim. Ekonomi ile ilgili şunu da sormak istiyorum. Sıcak başlıklardan biri de asgari ücret meselesi.
4000'in üzerinde, hatta hükümet daha rakam açıklanmadı. Hatta açıklanması gerekirken süre geçmesine rağmen açıklanmıyor. Biraz bu faiz kararlarına da dönüyor. Ne düşünüyorsunuz Türkiye'de asgari ücret ne olmalı sorusundan? İşte müjde, bayram havası estirecek dediği iktidar ne olabilir? Biraz bununla ilgili hakikaten beklentiyi karşılayacak bu ekonomik buhranın oluşturduğu, millet nezdinde oluşturduğu tahribatı biraz olsun rahatlatacak bir şey çıkabilir mi? Buna imkan var mı? Nedir kanaatiniz? İmkan ayrı bir konu tabii ama bana göre insan haysiyetine yaraşır bir ücretin olması lazım. Yani bu asgari ücretin anayasanın ikinci maddesinde ifadesini bulan sosyal devlet anlayışına uygun bir rakama yükseltilmesi lazım. Sosyal devlet denirken insan haysiyetine yaraşır bir gelir seviyesine bütün vatandaşları ulaştırmaya amaçlayan devlete sosyal devlet denir. Yani bütün vatandaşları insan haysiyetine yaraşır bir gelire sahip olmalıdır sosyal devlette. Bugünkü şartlarda asgari ücret kanaatimce 5000 lira civarında olmalıdır diye düşünüyorum brüt. 5000 lira civarında olmalı. Aa, işçi sendikaları bile 4000 kırmızı çizgimiz diyorlar efendim. Efendim biz milli görüşçüyüz. Merhum Erbakan hocamıza geldiklerinde %30 demişlerdi. Ama Erbakan Hoca dedi ki ya bu enflasyon oranında %30 ne ki? Dedi %50 denildiğinde efendim bir bakalım falan diye inanamamışlardı. Sendikacıları diyorsun. Tabii sendika ağaları, temsilcileri inanamamıştı. Şöyle diyelim, bugün gerçekten insan haysiyetine yaraşır bir dairenin kirası 2000 liradan aşağı değil. Kira sadece yükselen ekmek fiyatı falan değil ki. Bundan fazla değil. 20 gün kadar önceydi, siz de Ankara'da yaşıyorsunuz. Ekmek 150 lira, 150 kuruştu. Sonra 175 oldu. Sonra 1.75. 1.75 oldu. 1.75. 1.75 şimdi sanıyorum 2.25 herhalde. Öyle. Bak, sanıyorum oradaki tabii fiyat lazım. Artışı %80'lere falan buldu. Meyve sebze herkese. Yani şimdi 5000 belki yüksek gözüküyor ama bunun en azından 2000'i zaten insan haysiyetine yaraşır bir kira bedelidir. Yani böyle belirli yerlerde 2000 liraya da kiralık daire bulamazlar. Bulamazlar. Burada problemlerden biri de devlet hiç tamam vatandaştan topluyor ama hiç elini kendi cebine atmıyor gibi de bir kanaat var. Yani bende de öyle. Yani işte tamam 4000 5000 ne olacaksa ama hiç hep muhalefet ben siz genel başkan da bugün de asgari ücretten alınan vergi hep gündeme gelir. Ama hiç duymazlıktan gelinir. Yani burada da mesela arttığında ben işveren açısından da düşündüğümde bir yük getiriyor. Ama mesela vergi konusu yani hiç gündeme gelmiyor. Mesela orada da biraz devlet fedakarlık yapamaz mı? Efendim şimdi denge kurulamadığı takdirde asgari ücretten vergi alınmaması da fazla bir anlam ifade etmez. Dengeyi kurmak lazım. Yani şöyle diyelim. Mesela sindirim sistemimizi düşünelim. Tamam mı? Eğer sindirim sistemimiz düzgün çalışmıyorsa biz hastayız demektir. Görme sistemimiz düzgün çalışmıyorsa, değil mi? Görmede bir bozukluk var demektir. Bunun gibi ekonomi sistem bir bütün dedik ya. Sistem çeşitli parçalardan meydana gelir. Bu parçalar arasında organik bir bağ vardır ve aynı hedefe yönelik olarak çalışır. Eğer aynı hedefe yönelik olarak çalışmıyorsa sistemde bir arıza, bir bozukluk var demektir. Tamam mı? Şimdi burada asgari ücreti tek başına yükseltmek elbette önemli ama fazla bir mana taşımaz. Diyelim orada onu yükselttim. Berideki fiyatları almış başını gidiyor.
Değil yine mi? Bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Burada istikrarı sağlamak lazım. Dengeyi kurmak lazım. Bugün yani topyekun ekonomiyi bir model olarak bütünüyle ele almak lazım. Yani mesele sadece asgari ücret, sadece dolar kuru, sadece faiz değil yani. Topyekun bir yaklaşım. Yani bütün yani sistemi oluşturan bütün unsurların yerli yerine oturması lazım. Hukuk sistemi de öyle, vergi sistemi öyle, insan hakları kavramı öyle, ekonomik yapı öyle, vergi sistemi öyle. Bütün bunların yerli yerince efendim bir dizayn içinde yer alması lazım. Aksi takdirde bu şartlarda kanaatimce sendika şunu demiş olabilir, işverenler bunu demiş olabilir ama bugünkü şartlarda 5000 liranın altındaki bir asgari ücretin insan hakları bakımından kanaatimce savunulur bir tarafı yok gibi gözüküyor bana. İnsanca yaşam ücreti minimum 5000 lira diyorsunuz. Efendim herhalde son 15 dakikaya girdik ama konuşmamız gereken başlıklardan biri de dış politika. Şu açıdan dış politika, ben en son Suriye'ye giden Türkiye'deki siyasi liderlerden biriydiniz. O gidişiniz de çok tartışma olmuştu, konusu olmuştu. Ama bugün geldiğimiz noktada Suriye meselesini en iyi değerlendirebilecek isimlerden biri de sizsiniz. Çünkü bu olaylar yeni yeni başlarken, yani bugün belki istatistiki rakam olarak söylüyoruz ama hakikaten yürek parçalayıcı bir tablo. 600-700 bin insanın öldüğü, 20 milyonluk bir ülkede 16 milyon insanın evinden, barkından, yerinden, yurdundan olduğu ve etkileri itibariyle en çok Türkiye'yi etkiledi. İşte bugünkü Suriyeli mülteciler meselesi, 4 milyon, 5 milyon diyen var, 6 milyona kadar çıkaran var. Bütün bu süreci olayların başında Suriye'yi bizzat görmüş, Esad'la bizzat görüşmüş ve uyarılarını yapmış bir siyasi lider olarak bence en iyi değerlendirebilecek isimlerden biri sizsiniz. Döndüğünüzde de yaptığınız bir konuşma var. Arkadaşlar biraz eski bir tabii görüntü olduğu için seste problemler olabilir ama biraz dış politikaya onunla, yani Suriye'ye gidiyorsunuz, dönüşte yaptığınız bir açıklama var. Kısa bir kesit, onu izleyelim. Ondan sonra biraz Suriye hükümetin dış politikasını sormak istiyorum. Arkadaşlar verme imkanımız var mı? Acele gitmedik. Biz Müslüman kanı dökülmesin diye gittik. Herhalde dış müdahaleyi önlemek gerekir. Değerli arkadaşlarım, dış müdahale yapacak olduğu takdirde kim yapacak bu müdahaleyi? Irak'a kim müdahale ettiyse burada onlar müdahale edecektir. Yani Haçlılar Türkiye'yle yüzleştiriliyor. Adım adım felakete sürükleniyor. Nihai amacı Türkiye'yi bölmektir. Şimdi Batı'nın nihai amacı Türkiye'yi bölmektir. Bölebilmek için de Türkiye'yi bir savaşa sokmak icap eder. Suriye üzerinden İran'la savaştırdıkları takdirde Batılılar tarihlerinin en büyük seferini bir tek askerinin bile bunu dahi kanatmadan elde etmiş olacaklardır. Şimdi efendim en son alt başlığı siz de görmüşsünüzdür. O zaman Suriye'den döndükten sonra yaptığınız açıklamadan alınmış bir kesit bu. Şu alt başlık, çünkü o ziyaretinizde işte Esad'a destek vermekle suçlandınız. O yüzden o KC dediğimiz bizim alt bantta yazan yazının Esad'a destek vermedik. Müslüman kanı dökülmesin istedik. Dökülmesin diye gittik. Hakikaten o gün daha o zaman yeni yeni bu şeyler başlıyordu. Bugün artık yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği bir coğrafyadan, bir ülkeden bahsediyoruz. Ama şimdi de yavaş yavaş hani normalleşebilir miyiz gibi bir açıdan belki de hani geç de kalınmış olsa umutlandıracak şeylerin dile getirildiği bir dönem. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu Suriye gelişmelerini, Suriye meselelerini? Dediğim gibi 2011'de herhalde değil mi gittiğiniz? Doğrudur. Öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Sanıyorum Ocak ayında tam 10 yıl önce. Tabii Ocak ayında gitmiştik.
Hani merhum Necip Fazıl Sakarya türküsünde, şiirinde "Dön Sakarya'm, dönmek vakti bu an, kehkeşanlara kaçmış eski güneş, günler, güneşleri an" diyor ya. Türkiye şu an öyle bir durumla karşı karşıya. Bak, kardeş olan Suriye şu an tam bir düşman durumuna getirilmiş vaziyette. Ki hiç gündemde yokken Hatay. Hatay, tabii. Kardeşlik duyguları sürekli aşındırılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Ben o zaman da söyleyeyim, Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu Bey sanıyorum Dışişleri Bakanıydı. Biz Suriye'den döndükten sonra genel merkezde bizi ziyaret etmişti. Saadet Partisi bu hatasını, yani Suriye ziyaretini yapmakla işlemiş olduğu hatayı, Esad'a karşı büyük bir protesto mitingi yapmakla telafi etmelidir diyordu. Biz tabii bunu akılla bağdaşı bir tarafı olmadığını bildiğimiz için kabul etmedik. Şu an Türkiye'deki bu ekonomik krizin, kira ücretlerinin aşırı şekilde işlenmesinin temel sebeplerinden biri de kanaatimce yanlış Suriye politikasıdır. Her şeyimizi etkiledi. Tabii, çünkü bak oraya bağlı olarak başka falan falan şu an Türkiye'de 7-8 milyon civarında mülteci olduğu ifade ediliyor. Bunlar sokaklara yatacak değiller. Bunların da eve falan ihtiyacı var. Ha, onlar da oraya yönelince bak öğrenciler yurt bulamıyor. Kiralık ev bulamıyor. Haliyle onlar da aç kalacak değil, karınları doyurmaları lazım. Evet. Tamam mı? Onlardan harcama yapması lazım. Bu da fiyatları etkiliyor. Nereden bakarsak bakalım, dediğiniz gibi 23 milyonluk Suriye halkının 16 milyon kadarı kendi içerisinde mülteci durumuna düşmüş durumda. Yani daha güvenli yerlere çekilmiş vaziyette. 6 milyon civarındaki Suriyeli komşu ülkelere sığınmış durumda. 4-5 milyonu bizde. Diğer ülkelere hicret etmiş veya göçmüş durumda, sığınmış vaziyette. Bizim yapmamız gerekeni iktidar yapmış olsaydı o zaman. Bak, şu an Sayın Cumhurbaşkanı gayet haklı olarak diyor ki Amerika'ya kafa tutarken, eğdirken, ey Amerika diyor, sen oradan geliyor 10 bin kilometrelik mesafeden gelip burada Suriye'ye müdahale ediyorsun diyor. Ama bizim diyor 900 kilometrelik sınırımız var diyor. Doğru söylüyorsun. Ama vaktinde söylemedin Sayın Cumhurbaşkanım. Kusuru sende, zat halinizde de bulmuyoruz. O çevrenizdeki danışmanlar size yanlış bilgi verdi diyorum. Uçak düşürdünüz. Biz dedik ki uçak düşürme olayında, yani de komşunun ineğe yahut öküzü sizin tarlaya yaklaştı diye çekip vuracak mısınız dedim ya. O zaman ne dediler? Dediler ki sınır bizim namusumuzdur. Gelse gene vururuz dediler. Sonra ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı bizzat Putin'den özür diledi. Tamam. Yani nereden bakarsak bakalım dış politika yok yani. Sırf tıpkı şu ekonomik politikadaki bozukluk gibi dış politikada daha beter bozuk. Yani bu iktidarın kanaatimce böyle şuurlu bir biçimde ne yaptığını bilecek şekilde hiçbir politikası yok. Ekonomide de yok, maliyede de yok, eğitimde de yok. Kaç tane Milli Eğitim Bakanı değişti? Kaç tane Merkez Bankası değişti? Bak, Merkez Bankası Başkanı değişti. Ne oluyor? Tamam. Maliye Bakanlarına bakıyoruz. Ne oluyor? Eğer ciddi manada efendim bir plan, bir program olsa o çerçevede hareket edilir. Öbür taraftan ben şahitli olarak konuşayım. Mesela Mustafa Destici Bey, o diyordu ki sanıyorum 2007'lerde falan, merhum Yazıcıoğlu Bey, Muhsin Bey Suriye'yi ziyaret ediyor. Esad'la bir araya geliyorlar. Mustafa Bey, Sayın Destici bunun şahidi. Konu dış politikaya geliyor. Suriye'nin dış politikasına. Esad diyor ki eğer biz İsrail'le savaşa tutuşacak olursak
meclis binamıza Türk bayrağı asmaya karar verdik diyor. Yani, yani bu Esad kardeşim döneminde olan bir şey ama değil mi? Yani tabii. Türkiye'nin tabii, konfederasyonu tabii, konuştu. Bu önemli bir cümle. Tabii. Bunun, ya o kadar bunun ilişkilerimiz tanığı, iyi. Bunun tanığı Mustafa Destici Bey. Tamam mı? E, oradan bak geliyoruz nereye? Halbuki bizim o duyguyu güçlendirmemiz lazımdı. Yine başka bir olay, yine tanıklı konuşayım ben. Mahfuz Güler Bey şu an Memorial Hastanesi'nde orada şef olarak çalışıyor sanırım. Bu teşrifatçılık yapıyor aynı zamanda. Yine 2007'lerde 8'lerde Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman başbakan başkanlığında büyük bir heyet Libya'yı ziyaret ediyor. Kaddafi ile bir araya geliyorlar. Ana konu Libya'nın su probleminin çözümü. Manavgat'tan vesaire Türkiye'den su götürülecek. Tıpkı Kıbrıs'a götürüldüğü gibi. Kaddafi diyor ki Orman ve Su İşleri Bakanımıza yönelerek bu sayede diyor epey mesafe kat ettik diyor. Efendim Orman ve Su İşleri Bakanımız sanıyor mesele rol olsa gereken ismini şey yapmıyorum. Estağfurullah diyor iltifatı başbakana çevirmek için Sayın Başbakanımız sayesinde diyor. Bunun üzerine Kaddafi Sayın Başbakanımıza şu anki Cumhurbaşkanımıza yönelerek Sayın Başbakanım bakın su sizde var. Petrol de bizde var. Ne olur başkentinizde tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi İstanbul'da taşısanız da suyu da petrolü de birlikte kullansak diyor. Bir zamanlar hatırlayacaksınız. Karşılıklı şey döşeyip evet. Bir zamanlar hatırlayacaksınız Türkiye başkenti Ankara'ya İstanbul'a mı taşıyor falan. İstanbul'la ne alakası var petrolün? Ay, petrol onu anlamadım. Yani şimdi büyük yani ihtimalle. Petrol ve su gidip gelecek ama yani Ankara ama olmuş sanıyorum, İstanbul olmuş. Sanıyorum orada herhalde şu var İstanbul'da. Ha, Osmanlı'ya vurgu yapıyor olabilir. Vurgu yapıyor bu bir. Hı. Bir de D8'ler İstanbul'da Dolmabahçe evet. Sarayı'nda imzalandı. Ayrıntısını ben bilmiyorum. Anladım. Ama anlatan zaten mesele anlatan şey. Mahfuz Güler. Evet. Tamam mı? Ne oldu sonra? Kaddafi Türkiye'nin de desteğiyle linç edildi. Niye Türkiye'nin desteğiyle diyoruz? Çünkü o zamanki gazeteler Libya'daki muhaliflere Türkiye'nin $300 milyon yardım ettiğini yazdı. Bu hükümet tarafından tekzip edilmedi. NATO çerçevesinde gemi de verilmişti. Hatırlayacaksınız yine Sayın o zaman Başbakan'dı. NATO Libya'ya müdahale etmeli mi, asker göndermeli mi dediğinde ne işi var orada diyordu, NATO'nun ne işi var diyordu. Ama birkaç gün sonra NATO'nun İzmir'e karargah vurmasına müsaade edildi. Evet. Dış politikamız da bu. Siz de Esad'la görüşmenizde böyle aklınızda kalan hakikaten yani tarihe not düşürebilecek bir şey var mı? Çünkü... Efendim şu aziz milletimizin bilmesinde fayda var. Biz çünkü giderek bir bağ ile Birleşik Arap Emirlikleri ile sonra Mısır'la Sayın Cumhurbaşkanı efendim, da bu bunlar, noktada açıkladı. Bunlar var. Normalleşme lazım, olması lazım. Lazım. Şunu söyle biz Türkiye'den bize yardım etmesini öncülük yapmasını diliyoruz. Onu bekliyoruz. Bakın dedim. Bizim anayasa referandumumuz Şubat ayında olacak demişti. Ama biz o referandumu beklemeden Türkiye'nin milletvekili seçimi kanunu aldık, adapte ettik, yürürlüğe koyduk. Mahalli seçimler kanunu aldık, tercüme ettik, yürürlüğe koyduk diyordu. 9 tane şey saydı şu an aklımda kalan bunlar. 9 evet. tane şey saydı. Diyor Amerika ne söylüyorsa Sayın Erdoğan onu söylüyor dedi. Cumhurbaşkan yardımcısı ile görüştük ondan sonra da. Şunu söyledi. Dedi ki Erdoğan burada efsane gibiydi dedi. Efsane gibi. Adeta Mehdi gibiydi bizim burada dedi. Seçime girmiş olsa ya da başkanlık seçimine kazanır. Büyük ihtimalle o kazanır dedi. Ama şu an buz kesildik diyordu. Kesinlikle. Ne oldu? Ne oldu? Orada ne oldu da bu hale geldik? Hala biz de anlamadık. Anlamadık yani. Diyor, ne oldu? Ne oldu diyordu tabii. Ben de aklımda kalan bir cümle söyleyeyim tabii. Orada. Şu cümlesi bende hakikaten biz 92 yıl birbirimizi göremedik. Batılı iki tane ajanın ismini vererek demişti bunu. İsimleri hatırlamıyorum. 92 yıl
birbirimizi göremedik. Korkarım 92 yılda birbirimizi göremeyeceğiz diye bir cümle söylemişti. Hatırladım. Şunu ifade edin tabii. Çok aklımda kaldı. İngiliz oyunları sayesinde nedeniyle bu iki Müslüman ülke birbirini düşman bilmişti dedi. Biz bu süreci değiştirdik. Biz bu anlayışı değiştirdik. Bu iki ülkenin aslında düşman değil, kardeşler olduğunu ortaya koyduk. Bu süreç tersine çevrilmemeli demişti. Demişti. Tarihi bir şeydi hakikaten. Zaman geçtikçe bazı şeyler daha net anlaşılıyor. Keşke ama bu kadar badire, bu kadar sıkıntı yaşanmadan bunları yaşamış olsaydık. Arkadaşlar uyardılar efendim. Son 3 dakika ama sormadan edemeyeceğim. Bir taraftan Türkiye seçimleri de konuşuyor. Bir erken seçim. 2022 yılının özellikle ikinci yarısının bir seçim dönemi olacağı söyleniyor. Bir seçimle ilgili ama bu seçimle ilgili birlikte sizi ilgilendiren boyutu Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığı. Daha önceki programlarda da kısmen değindik ama muhtemelen izleyicilerimiz yine merak ediyordur. Bir seçim gündeme gelirse Sayın Erdoğan'ın adaylığı anayasaya, hukuka göre mümkün mü? Hangi şartlarda mümkün? Onunla bitirelim. Yani bunu sormadan edemeyeceğim. Çünkü Türkiye bir taraftan da seçimle beraber adayları konuşuyor. Efendim, eğer seçimler vaktinde yapılacak olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olması bu anayasaya göre mümkün değildir. Anayasa madde 101 fıkra 2 şöyle diyor: Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Evet. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Kanaatimce tartışılacak, anlaşılmayan bir tarafı yok bu hükmün. Buna 116. madde ile bir istisna getirilmiş. Bir bakıma el marifeti mi diyelim, şark kurnazlığı mı, her nasılsa istisna demiyor da şeyden o anlaşılıyor. Cumhurbaşkanının fıkra 3, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Yani bu, erken seçim. Erken, tekrar aday erken olmak. Seçim. Eğer erken seçim, meclis karar verecek buna da. Kendisi değil. Meclis karar verdiği takdirde Sayın Cumhurbaşkanı bir daha, üçüncü defa aday olabilir. Olabilir. Bu şekilde. O yüzden mevcut hukuka, mevcut sisteme, mevcut anayasaya göre Sayın Cumhurbaşkanı aday olmak istiyorsa bir erken seçim kaçınılmaz görünüyor. Böyle anlıyorum. Doğrudur. Bu sadece benim görüşümde değil. Ben böyle anlıyorum ama yanlış mı anlıyorum diye çeşitli anayasacılarla da görüştüm. Onlar da aynı şekilde dediler. Mesela bunlardan biri de kanaatimizde Türkiye'nin en önde gelen birçoğumuzun da hocası olan Profesör Doktor Ergün Özbudun Bey. O da aynı kanaatte. O da aynı kanaatte. Farklı kanaatte olan anayasacıya da rastlamadım doğrusu. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok ederim. Vakit tüm izleyicilerimize de saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyorum. Yine böyle imkan olduğunda ayda bir, iki ayda bir mutlaka inşallah sizin bu bilgilerinizden, tecrübenizden, birikiminizden yararlanmak istiyoruz. Ülke meselelerini anlama noktasında tekrar teşekkür ederim. Ben de ederim. Bu akşam Saadet Partisi eski genel başkanı, hukuk, anayasa, iktisat, maliye profesörü, Profesör Doktor Mustafa Kamalak bizimle beraberdi. Hukuktan siyasete, dolardan maliyeye, NAS'tan faize, her şeyi konuşmaya, anlamaya, masaya yatırmaya çalıştık. Her zaman söylediğimiz gibi eğer bunu yaparken bir sürçülisanımız olduysa lütfen affedin. Haftaya görüşmek dileğiyle.